Bence şöyle bir şey var. Yani şimdi uluslararası ilişkilerde yeni bir döneme giriyoruz. Bunda bence çok doğrudan ilişkili. İşte demokrasiden bahsettiniz siz. Bu mesele aslında sadece demokrasi üzerinden ele alınabilecek bir mesele değil. Ya bu i̇şte, Cumhurbaşkanı'nın evet, şu an liberal demokrasiyi evet, korumak için. Kesinlikle birileri diyor, böyle söyleyecektir ama şu an güvenliğin, real politiğin çok daha önemli hale geldiği, çatışmaların çok daha sertleştiği bir döneme doğru giriyoruz. Uluslararası ilişkiler işte bu Trump'la başladı. Avrupa'da işte merkez pardon aşırı sağın yükselmesi var. En son işte Avrupa ordusu meseleleriyle söylenenler var. Çin'in, Rusya'nın yükselmesi, bunların işte tehdit oluşturup oluşturmaması, Batı'ya Brexit. Bunların hepsini beraber düşündüğümüz zaman evet, daha çok şu an devletlerin güvenliğini merkeze aldığı, yani politikalarını geliştirirken böyle bir ortama giriyoruz ve burada bu şeyler, manipülasyonlar, diğer devletleri hiç savaşmanıza gerek yok. İçeriden manipüle ederek bazı grupları, çünkü bunlar hani bir seçimi kazanmaya yönelik şeyler gibi gözükmüyor bana. Mesela Gezi olaylarını düşünelim. Gezi olaylarındaki manipülasyonlar bir seçimin sonucunu etkilemeye yönelik şeyler değildi. Belli bazı sivil grupları, radikalleşmeye yatkın grupları hükümete karşı saldırtmak. Bunun üzerinden de hem birkaç şey, yani onlar başarılı olup şeyi devirebilirler iktidarı veyahut da bu iktidarları kötü göstermek dünya nazarında. Yani bu, şu an devletler birbirlerine karşı bu manipülasyonları kullanıyorlar. Yani burada Rusya söylenmiş, bazıları bunun Amerika tarafından olduğunu da söylüyor. Şu, işte Macron'un son açıklamalarına bir tepki olarak şöyle düşünelim. Yani şimdi Avrupa'da 3 tane aslında siyasi çizgi var. Atlantikçiler, Avrupacılar ve Milliyetçiler. Macron Atlantikçi, küreselci grubun içerisinde. Normalde Amerika işbirliğini desteklemesi lazım. Ama son çıkışları aslında bir Atlantikçi çıkışı değil. İşte Avrupa ordusundan bahsetmesi daha çok Avrupacı bir çıkış. Ve bunun da diğer taraftan, Atlantikçiler tarafından, küreselciler tarafından tepkiyle karşılandı ve altını uyurmaya çalışıldığı söyleniyor Macron'un. Yani aynı zamanda Rusya'nın da mesela Macron'un altını uyurmaya çalışması muhtemel olabilir. Yani şeyden baktığımız zaman, çünkü o da Atlantikçi diye. Evet, Atlantikçi diye. Yani Rusya Fransa'nın başında ve Almanya'nın başında Atlantikçi bir lider istemez. Kendisine daha yakın çalışabilecek, belki Avrupacı bir lider çok daha işine gelebilir. Bu manipülasyonların ben sadece yani iddia olmanın ötesinde şu an günümüzün uluslararası ilişkilerinin bir şey olduğunu düşünüyorum. Realitesi bu. Ya biz de aynısını yaşadık. İşte 15 Temmuz'u veya işte Gezi meselesini sadece Türkiye'nin iç dinamikleriyle açıklayabilir miyiz? Aynısını değil tabii. Çok büyük hacimli. Yani Türkiye ne zaman ki otonom davranmaya başladı 2008'ler, 2009'lardan itibaren dış politikasında, daha sonra işte DAEŞ'in saldırılarına maruz kaldık. Çözüm sürecini bir şekilde masa devrildi, devrittirdiler daha doğrusu. Gezi olayları oldu. İşte bunu Alevi meselesine falan çevirmeye çalıştılar. Yani denediler. Hem etnik bir ayrışma, hem mezhepsel bir ayrışma dönüştürmeye çalıştılar. Ya bunların hepsinin arkasında Türkiye'nin dış politikadaki otonomi şeyleri, yani otonom davranışları vardı. Yani biz aslında birçok ülkeden çok daha önce girdik bu şeye, sürece ve daha şu an daha hazırlıklıyız onlarda. Şu an Fransa yeni giriyor bence. Yani Fransa belki bu daha önceki terörist saldırıları konusunda da Fransa'nın mesela şunlar söyleniyordu. Yani biraz daha tabii ayrıntılı bakmak lazım ama Fransa'nın biliyorsunuz Avrupa'da bir şey var. İstihbarat ağı var. Fransa bu ağın içerisinde değil. İşte Almanya, İngiltere, Amerika, yani Fransa'ya yönelik bir şey olarak, hani terbiye edici bir şey olarak, bu hamle olarak bu saldırıların yapıldığını da söylemişlerdi. Şunu hatırlayalım. Esad rejimi gitmeli dediğinin arkasından evet, büyük saldırılar geldi Fransa'ya. Kesinlikle. Ha, o zaman bakıyorsun ki bu DAEŞ'i yönetenler, zaten ben tezim DAEŞ batılı bir örgüt diye bunu söylüyordum defalarca. Ha, o batılı örgüt ne yaptı? Gitti Fransa'da bomba patlattı. Paris'e bir örgütün elini kolunu sallayarak istihbarat desteği olmadan girip ya, o kadar insan öldürmesi imkan dahilinde değil. O zaman dünyanın en bir başat istihbarat örgütleri alıp götürüyorlar ve bu işlemi yaptırıyorlar. Kesinlikle. Yani. DAEŞ'le ilgili söylediğinizde bir şey ekleyeyim. İPOP, Fransa'nın işte en muteber anket şirketlerinden biri, yıl başında bir anket yapmış. Her 5 Fransızdan 4'ü komplo teorisine inanıyor diyor. Sonra da bunun maddelerini sıralarken o klasik dünya düzdür işte birkaç, yani buralarda da geçerli olanlar var ama mesela DAEŞ'in de batılı ülkeler tarafından
yönlendirildiğine dair, evet, Fransa gibi bir ülkede bile akıllı yaygın işte kanaat var. Yani daya onlar yediler. Ay, medyada onu Trump, görmüyorsun Trump ama kendisi söyledi. Halkta var. Trump Obama yönetiminin DAEŞ'i kurduğunu söyledi. Trump'ın çok enteresan çıkışları var ama yani Trump en enteresan. Yani Obama en enteresanı buydu. Dedi. Bu enteresan olmayanlardan bir tanesi olabilir. Yani gerçek olanlardan bir tanesi olabilir. Bir de şu da var bence. Bu çok manipülasyona bir şey gibi bakıyoruz. Böyle işte post-truth tartışmaları vardı bir yer hatırlarsanız. İnsanlar şaşırıyorlar şimdi. Nasıl olur da işte merkezdeki siyasi güçler bu kadar zayıflarken marjinal güçler yükselebilir? İşte Trump, Avrupa'da merkez sağ. Bunu da işte şeyle açıklamaya çalışıyorlar. Bundan aslında realitede bir karşılığı yok. Tamamıyla algı yönetimiyle bu şeyi, siyaseti yönlendirdikler. Tam tersin aslında. Biraz da okuyamamanın aziyetin vermiş olduğu bir şey. Batılı akademi dünyası veya televizyon dünyası için. Çünkü mesela Trump'ın veya merkez sağın yükselmesinin toplumsal gerçek şeyleri var, zemini var. Peki bu yasayı en çok eleştirenlerden biri ve artık Fransa'da demokrasiden söz edilemeyeceğini söyleyen kim? Marine Le Pen. O güzel ironi olmuş. Evet. Yani kendi katkılarını da saysaydı bari. Yani dediğim gibi yani şu an yani dünyanın bazı dönemler çok daha özgürleşmeye açılmaya, bazı dönemler çok daha kapanmaya ve güvenlikçi. Ekonomide bile biz merkantilizmden bahsediyoruz. Yani işte küreselleşmenin yerine ekonomik, milliyetçilik, merkantilizm aldı. Dolayısıyla sosyal ağlara da duvar örülmesi kesinlikle. Şöyle sürpriz düşünün. Sürpriz diyorsun. Yani şu an bu uluslararası sistemin başat gücü tarafından yapılan bir şey. Yani çünkü Çin'in veya işte özellikle Çin'in lehine işliyor sürekli zaman ve bunun bir şekilde bozulması gerekiyor. Yani merkantilizmi düşünün, en tepedeki ülke seçiyor. Ama zaten şeylere bakarsanız yani hani ciddi batılı akademisyenlere Amerika'nın 1970'lerden 80'lerden itibaren düşüşü başlamış durumda. Hiçbir zaman İngiltere gibi uzun dönemli bir hegemon olamadı. İşte serbest ticareti savunan. Öyle bir zaman da geçmedi zaten. Evet, 10-15 senelik bir şeyden, zaman diliminden bahsediyorlar. Tek başına tüm şeyi dünya sistemini kontrol etmesi. İngiltere 100 sene kontrol etmişti neredeyse. Yani o sebeple de şu an söylenen de şu, merkantilizm siyaset aslında ikinci güçlerin büyük güce karşı uyguladığı bir ekonomi politikası. Şu an Amerika elbette birinci güç ama zaman lehine işlediği için bu politikalar ortaya koydu. İşte liberal dünya düzenini her şeyiyle, kurumlarıyla hiçe sayıyor Trump, eleştiriyor ve güvenlikçi, içe kapanmaya dayalı bir düzen ve işleyiş devam ediyor. Bizim zaten uzunca bir süredir yaptığımız bir şeydi bu. Yani çünkü saldırılarla karşı karşıya kaldık ve bizim sürekli özgürlükçü olmamamız, demokratik olmamamız söz konusu ediliyordu Batı'da. Biraz önce de tartışıldı yani işte iki yüzlü yani bunlar hani. Yani şöyle, Batılı devlet bu sistemi önceden geliştirmiş olsaydı, evet, Fransa modeli, Almanya modeli diye takdim edilirdi. Tabii tabii. Türkiye'de diktatörlük olarak. Yani aynı şeylerle karşılaştırır zaman Fransa'nın, Amerika'nın, İngiltere'nin çok kolay bir şekilde. Refleksleri aynı yani. Hem de daha sert bir şekilde. Aynı.